Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de pazar günü saat 19'da oynanacak olan Samsun Spor Ankara gücü maçının öncesini Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Pazar günü bizi çok önemli bir mücadele bekliyor TFF birincilikte. Türk futbolunun iki çok köklü kulübü Samsun'da karşı karşıya gelecekler. Lider Ankara gücü Samsun deplasmanına konuk oluyor bu hafta. Hı, hı. Ankara gücü geçen hafta liderliği geri aldı pazartesi günü biliyorsun. Ağır favori olduğu maçta Balıkesir Sporu 2-0 yenmeyi bildi. Mustafa Dalcı Hoca o maçta bazı rotasyonlar yaptı. Onu zaten konuşacağız programın içinde. Samsun Spor'da son 4 maçta 10 puan topladı. Onlar da Gayet geçmeden fonda. önce duyuruları yapalım. Tabii. Ardından e, zaten maçı çok detaylı konuşacağız. Sen başta ardından tamam. da zaten İzleyicilerimiz, maça girelim. maç tahminlerimizi ve analizlerimizi golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında hemen açıklama kısmında link var golvar.com'un linki. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Sözü sana bırakayım. Tabii. Ee, izleyen herkesten hem Samsung Spor hem de Ankara Gücü taraftarlarından videomuza bol bol beğeni ve maçla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Ayrıca abone olmayan herkesten de e, kanalımıza abone olmalarını bekliyoruz. Ayrıca pazartesi günü bize yayını alan TV Kaya ve Kanal evet. 362 e, geçti tüm ekibe de çok teşekkür ediyoruz. Selçuk Bey'e de yolluyoruz. selamlarımızı, Alper Bey'e de selamlarımızı ve Gönlüyoruz. teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güzel bir yayın oldu orada Aynen da. Samsunspor'un son gidişatı ile ilgili durum ile ilgili sorular sordular. Transfer döneminde e, nasıl beklenti beklediğimizi sormuşlardı. Ben biraz fazla transfer bekledim. Alper Bey başkanı borca soktuğunu soktuğumu Aynen. söyledi ama yani Samsun Spor için de doğru noktada söylediğimizi düşünüyorum. Yine konuşuruz zaten. Zaten konuşacağız evet. ona ki transfer döneminde çok fazla konuşacağız. Aynen öyle. Ee, Maşa tekrardan geçelim. Bir de ben bir konuya çıktık getirmek istiyorum. Burada sadece Samsun Spor'un formaları var. Şundan dolayı evet. bizim elimizdeki tüm formaları izleyicilerimiz ve kulüpler kendileri gönderiyor. Aynen öyle. Biz hiçbir formayı bugüne kadar kendimiz almadık. Eğer Ankara gücünden, taraftarlardan ya da kulüpten bize buraya formaya da atkı gelirse onu büyük bir zevkle seve seve burada kullanırız. Aynen öyle. Onu söyleyelim. Ama biz Ankara gücünü zaten 3-4 yıldır konuşuyoruz. Maalesef Ankara gücü cephesinden çok destek alamıyoruz. Onu da söyleyelim. Aynen öyle. Süper Lig'deyken de bu sene TFF 1. Lig'deyken de en ayrıntılı şekilde konuşuyoruz. Onu söyleyelim. Nasıl bir maç bekliyor bizi pazar günü? Şimdi Ankara gücü pazartesi günü rahat bir maç oynadı. Şöyle belki Balıkesir Spor hani bir şeyler yapmaya çalıştı ama kadro kapasitesi belli olduğu için zorlayamadı. Bir de Mustafa Dalcı Hoca rotasyon yaptı biliyorsun. Kalede Bahadır oynadı. O, on, onların hepsine geleceğim. A, e, şeyin, Akın Alkan'ın yerine stoperde Erdi bu sene ilk defa ligde bir maçı 11'de hı hı. çıktı. Sinan Osmanoğlu'nun yerine oynadı. Erdem Özgenç kart sınırındaydı. Kart Görmedi. görmeden maçı tamamlamayı bildi kaptan e, ve bu maçta oynayabilecek hani bir sıkıntı olmazsa. Eren Derbi yok. kulübedeydi. Obus'u en uçta başladı ki Obus'u hoca sol açıkta kullanıyordu normalde santraforda başladı. Eee İsak Çakmak 11'de başladı. Ali Kaan'la beraber önlerinde Zahit Atif yedekteydi ki bence hoca doğru olanı yaptı. Ne ilk onlarla mı başlayalım yoksa Samsunspor cephesiyle mi başlayalım? Aynen, ev sahibi olduğu için Samsun'dan başlayalım. Evet. Ardından Ankara Gücü'nün o senin söylediğin konuyla ilgili çok fazla yorum yapacağım. Tabii. O hep benim söylediğim konuyla ilgili bir konu biliyorsun. Ankara Gücü'nün diğer oyuncuları yani idali kombinindeki oyuncuları kesip oyuncu olan atmış. Ben diyorum ya hangi maç olursa olsun senin idali kombinini oynaman gerekiyor diyorum ya. Yani Balıkesir maçında da Ankara Gücü'nde hoca bence orada büyük hata yaptı. Zaten Ankara Gücü'ne gelince onu konuşacağız. Samsun'a evet. başlayalım. Her zaman ev sahibinden başladığımız için ardından zaten Ankara Gücü'nde çok detaylı Aynen. konuşacağız. Nasıl bir Samsun Spor bekliyorsun bu maçta? Fuat hoca son haftalarda belli bir 11 oturttu biliyorsun. Yine aynı 11 ile mi başlar? Neler düşünüyorsun? Şimdi Samsun Spor 14 hafta sonunda 22 puana ulaştı. Şu anda tam da playoff'un içine girdi. Evet. Liderle 8 puanlık farkı var. Bugün yani bu hafta sonu 10. rakip Ankara gücüyle 8 puanlık farkı var. İkinci sıradaki Erzurum Spor'la 6 puanlık farkı var. Ama Erzurum iki maçı eksik durumda. o yüzden şu anda Samsun Spor'un yapması gereken Ankara gücünü mağlup edip Ankara gücüyle puan farkını 5'e düşürmesi. Ayrıca Samsun'un da bir maçı eksik durumda. O yüzden bunu daha da avantaja çevirmesi gerekiyor. O maç eksik değil de bay geçti. hafta. İşte o, o yüzden o hafta Ankara Gücü maç yapmayacağı için, Samsun Doğru. maç yapacağı için otomatikman puan farkını indirme haftası olacak. O yüzden önemli. Şimdi Samsun Spor'un 5 maçlık bir fiksürü vardı. Altın Ordu maçı da dahil. O zaman konuştuğumuz zaman da Ankara Gücü'nün pardon Samsun Spor'un 15 puan alabilecek bir fiksürü olduğunu söyledim. Ama en kötü de 12 puanını alması gerekiyor demiştim ki. 5 maçın 3'ü üst sahada. Birincisi zaten Ankara gücü maçı bu maç. İkincisi Bolu maçı. Üçüncüsü de Tuzla Spor maçı. İki maç deplasmanda demiştik. Evet. Altın Ordu maçı kazanıldı. Bir tane maç kaldı. O da İstanbul Spor İstanbul maçı. Spor. O da zaten Ankara gücü maçından sonra hemen pardon. Bolu, Bolu maçı, maçı var var. Bolu Ondan maçından sonra, sonra İstanbul, pazartesi 17.30'da Necmi Kadıoğlu'nda Esen Aynen öyle. Yurt'ta. öyle. Yani ben bu 5 maçtan da Samsun Spor'un 5 maçı da alabileceğini düşünüyorum zaten. Tekrar tekrar söylüyorum. Ki Altın Ordu maçından galibiyet bekliyordum. Favori olarak görüyordum. Beklediğim gibi kazandı. İyi de oynadı. İyi de oynadı zaten ki son haftalarda Samsun Spor, Eyüp Spor maçıyla beraber gayet i̇kinci iyi oynuyor. İkinci yarısıyla beraber özellikle. Aynen o öyle. O maçın ilk yarısında değil ama ikinci yarıda cidden evet, çok iyi oynadı. Çok iyi, tekrar oynadı zaten. Aynen. Eyüp Spor aman vermedi. Ki Altın Ordu maçında da zaten ilk yarıyı tekrar oynamıştı. 45-65 arası biraz. Aynen, gayet iyi oynadı. Hiç yani Samsun oynadı. Spor şu anda bize vaat ettiği şey şu. Devre arasına kadar böyle gir, devre arasında transfer yap. Yani ben yayına katıldığımız zamanda da neden 8-9 tane transfer istediğimi daha doğrusu gerektiğini tekrardan Yapılması daha açıklayayım. Şimdi bir kere Alan gönderilecek. Bu 1. Geç bunu. Bir. Cinar ayakta duramıyor. Gönderilmesi lazım iki. i̇ki. Gönder. Tamam mı? Boli. Boli zaten büyük ihtimalle gidecek 3. Şimdi bu Hı. üç oyuncu gittiği zamanda ki bu oyuncular gitmese bile ki özellikle Cinare mesela gitmese bile zaten Samsun Spor'un kesinlikle sağ açına iki tane oyuncu transferi lazım. Şimdi bunu kenara aldığın zaman da iki tane oyuncu koydun tamam Diomande mı? Diomande'yi de gitti sayı 4. Tabi. Yani Sezonu geleceğim. Kapadım. Aynen. Oralar hep geleceğim. Tamam. Şimdi iki tane sağ açı sen koyduğun zaman da otomatikman iki tane transfere ihtiyacı var. E senin zaten forvetin kara delik. iki tane alman lazım. Tomane dört 4 dışında. etti bak 4. Ya, defans alacaksın 5. E sol açıkta da senin sıkıntın var. Bence sola adam alınmaz. Bence Onayla alınır. Yasin var. İşte iki tane var. Allah korusun birine bir sıkıntı olduğu zaman da bir tane oyuncun kalıyor. E, oyuncu sıkıntılı olduğu zaman da sen kulübeden kim alabileceksin sol açığa? Ben sol açığa adam ihtiyacı görmüyorum. Ben görüyorum. Diğer mı? mevkilere daha acil lazım. Oraya Özellikle da lazım. Sağ tarafa çok acil lazım. Ya evet acil. acil lazım. Ben a aciliyete bakacağım. Evet acil olarak yani olaya lazım ama ben de sana soruyorum. Şimdi sen Fafana için ne diyorsun? Son den, demlerinde gibi görüyorsun. Allah korusun fofana sakattansa Yasin'den başka bir sol bek şey sol açık görebiliyor musun? Samsun Spor şöyle bir şey yapamaz mı? İki tane sol açık alacak ama biri sola açık oynama özelliğine de sahip. Tabii sağ alacak, Yok, sağ alacak, i̇şte o sağ açık alacak. Yok iki sağ açık alacak ama o sağ açıklarından mi? biri de sola açık oynama özelliğine Olur işte de öyle. De sahip olacak. Olur işte öyle. Adrian Regattin gibi mesela. Olur öyle işte. Altı ayda Öyle alabilirse, sene. öyle alırsa rahatlatır orayı Çünkü sol adam lazım yani. Bu da diyor ya çünkü bak ben neden fazla transfer söyledim? Onu da açıklayayım. Sen sezon başında çok hata yaparsan, devre arasında sana çok fazla tak... Biz neden Erzurum Sporu çok fazla takviye edemiyoruz? Neden Bandırma sporu demiyoruz? Çok ihtiyaçları yok çünkü. Çünkü onlar... Hayır yok. Onlar çünkü sezon başında iyi kadro mühendisi yaptı. Sen sezon başında bir sürü adam aldın. Darri gönderildi oynamadan. Esin Akay gönderildi oynamadan. Alem Melinovic oynayamadı 3. Sahaya çıkamadı. Cinari çok kötü 4. Melih çok kötü 5. Yani o yüzden çok fazla lazım. Ki zaten Samsun Spor geçen sene devre arasında bile 5 tane adam aldı. 5-6 tane aldı. Heh. Polat Yaldır orada sürpriz şapkadan çıkan sürpriz olamaz mı? Ya zaten Polat'ı verilecek mesela. zaten şans da ben burada başkana da bir uyarıda bulunmak istiyorum. neden uyarıda bulunmak istiyorum? Başkan şimdi Yunus Emre'yi söylüyor. Polat Yaldır'ı söylüyor. Başkanım evet Yunus Emre çok iyi bir oyuncu. Biz de zaten sezon başına söyledik Yunus Emre oynar diye. Polat da şans verirse umut vaat ettiğini söyledik. Ama başkanın şimdiden işte Polat Yaldır'a şuradan teklif var. Yunus Emre Ozan Kabak çağlardan çok daha iyi olacak demesi yanlış. Neden yanlış? Oyunc Neden? Oyuncuların kafasında biraz şımartma durumuna girer bu durum. Bir. İkincisi bunu Nurullah da yaptı ters tepti. Evet. Biliyorsun ters tepti bu. Yani şimdiden bunları söylemesin başkan. Oyuncular zaten iyi bir oyuncu. İkisi de çok iyi ve gelecek vaat ediyor. Yunus Emre'ye zaten biz çok söyledik. Oynar dedik. Yunus po... Emre'de o potansiyeli görmüyorum ama. Polat, e, senin yok, dediğin Yunus... şey olabilir. Yok yok Yunus Emre'de çok var. Potansiyel yok, derken değil. şey mi? Şımarma mı diyorsun? Ha. Yok. Yunus Emre şımarma anlamında bana onu vaat etmiyor da Polat da olabilir. Vallahi her insanda olabilir. O yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. Ve şu anda zaten Yunus Emre daha 3-4 maçtır oynuyor. Ha, biraz oynasın. Bak mesela şimdi şöyle örnek verelim. Samsun Spor'un şu anda daha doğrusu üzerinden üzerinde bakmayalım da genel anlamda bakalım. Mesela Türkiye Ligi'nde, şu TFF 1. Ligi'nde hani böyle genç diyebileceğin, transfer yapabileceğin diyeceğin bir oyuncu daha vardı mesela değil mi herkesin? Kimde vardı mesela? Ben bunu da hep söylüyordum. Altın Ordu'nda Enis çok fazla abarttılar diyordum. Ama mesela tam tersi Burak İnce de abartmadılar diyordum. Niye? Çünkü Burak İnce şımarmayacak bir oyuncu olduğu için bunu söyledim. Bak Enis geçen hafta ne yaptı kulübede? Şeyde soyma odasına girerken kavga durumundan dolayı Kadoş'a bırakıldı. Hani haber çıktı ya sen okumuştun geçen. Herkes kavga ediyor. İrfan Can'da Atakan Çakkaya'nın boğazına sarıldı ya. Ben farklı bir şey söylüyorum. Kavga olayına demiyorum. Bak şımarım oluyor. İşte İrfan ya Can kıyaslama. Olabilir kıyasla adam sinirlenmiştir bir şeye. Olmaz olabilir işte. Yani. Sen genç oyuncusun. Sen işte bunları yaptığın zaman da sen... Burak olabilir. İnce niye kavga etmedi o zaman? Burak İnce de kavga edecek fizik bile yok ki zaten. Hayır işte bak burada olayların şeylerine girmiyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Ben, ben şuna bakıyorum. Ben sadece Enis sana bir şey demem. Karşısındaki adama da bakarım. Yok sen bakacaksın oldu, da sen tamam da ne? sen kendini tutacaksın işte. Sen zaten bu sene oynamıyorsun. Yani sen oyuncular çabuk hani ben bu şunu söylemek istiyorum. Oyuncu şunu yaptı İrfan Can yaptı değil. Oyuncu sen çabukça şımarttığın zaman da bizim Türkiye'deki oyuncular şımarık. Kaç tane oyuncu gidiyordu kaç tane oyuncu kendini gösteriyor. Bak şey gitti mesela. Örnek verelim. Arda Turan gitti Barcelona'ya. Bir anda ne yaptı? Patladı. Atletico Madrid'de de muhteşem i̇şte oldu. Muhteşem de bir anda çıkınca pat şey oldu. O şımardı. takımdaki olaylar. Bak Nihat Nihat çok saldırdı. büyük örnek. Nihat Kavacı şımarmadı. Adam çok güzel oynadı, geldi. Villarreal'de görev de yaptı orada. Biliyorsun altyapıdan sorumluydu. Altyapı. Güzel dön Tugay Kerem Yıllarca Glasgow Rangers'ta Blackburn Rovers oynadı. Hiçbir şey yapmadı, geldi. E bakıyorsun Zeki Çelik hiçbir şey yapmıyor, geliyor. Yani oynuyor. O yüzden yani bunlar önemli. Başkan burada bu şunu söylemek istiyorum. Oyuncular zaten çok iyi oyuncular. Gelecek vaat ediyorlar ama oyuncuların üzerinde hemen çok şımartmayalım. Yani bunu açıklama yaptığın zaman da Türkiye'deki oyuncular maalesef bunları yapıyorlar. Yani Başkan Avrupa'da gaza geliyor demek Avrupa'daki eğitimle de Türkiye'deki eğitim bir değil. Avrupa'daki oyuncular adamı sen nereye götürürsen götür adamlar profesyoneller. Yani bak Bayern Münih Lewandowski ödül verilmedi. Bizim Türkiye'de ödül verilmesi adam var ki aman bana ne der ya ben zaten parımı kazanmışım der, tamam mı? Şöhretimi yapmışım der. Bana ödül versene olur, vermese de olur. Bunu demez mi? Der. Ama Bayern Münih'te Lewandowski ödül verilmedi. Adam ne yapıyor? Hırslanıyor. Diyor ki "Barcelona maçında biz göstereceğiz." diyor. Sen Türkiye'de bunu, bunu göremezsin. Bak bunlar büyük ışık tutuyor. Yani o yüzden bizim Türkiye'deki sistemle Avrupa'daki sistem tutmadığı için yani hemen abartmayacaksın. Mesela sen diyorsun ki şeyde Avrupa'da bir oyuncuya ya bu adam 35-40 milyon euro eder diyorsun. Adam cidden de eder. Adama söylüyorsun ama adam daha sezon içinde zaten transfer yapıyor ama yine kaldığı takımda kendini gösterip gidiyor oynuyor. O yüzden ben burada sadece başkana bir e, öneri sunmak istiyorum. Hani biraz orada bence başkan biraz daha beklesin. Zaten oyuncu ciddi anlamda başkanım hani şey yapıyorlar. <laughs> e, gelecek vaat ediyorlar. Yunus Emre de, Polat Yaldır da bu takıma no. 3-4 milyon euro, 5 milyon euro kesinlikle para kazandıracak oyuncular. Bu anlamda ben başkana bir e, öneri sunmuş, daha doğrusu önerdiğim de şey diyeyim, e, onu uyarayım daha doğrusu. Belki başkanın çevresindeki insanlar da başkanı hani böyle biraz umutlandırma Hı -hı. adına onlara hani oyuncular için de yorum Çünkü yapıyorlar. Çünkü da bu ters tepti biliyorsun bak. Nurullah bir anda formayı da kaybetmişti. Nurullah zaten şu anki haliyle Süper Lig'de de oynayamaz. Halol takımlarında da oynayamaz. Hı -hı. Nurullah'tan çok daha iyi kaleciler var. Hı hı. de Nurullah şu ana kadar zaten Nurullah'a bu sene hiç düşmedi. Hı hı. Bir iş düşen maçta görüyoruz. İşte formayı kaybetti zaten bir de başta Aykut Kapta formayı. İşte Nurullah geçen sene o yediği goller falan, hani bu konuşmalar etkiliyor yani oyuncular. Bunu söylemek istiyorum. Nurullah Şimdi sadece yediği gollerle değil, takımı yakan oyuncularla çok yakın olmasından dolayı da bence geçen sene takımı etkiledi. Ben, ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Biraz boyundan büyük işlere girdi bence Nurullah hı hı. geçen sene. Ankara gücü için neler söyleyeceksin? Ankara gücü Samsun'a lider geliyor ve Aynen. Ankara gücünün şöyle bir avantajı var. Ankara gücünün çok karakterli oyuncuları var. Bu Özellikle yerli oyuncular. İshak Çakmak gibi, Abdullah Durak, Erdem, Erdem Özgenç, Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Kaleci Akın Alkan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto bana göre Türkiye'ye gelen... Murat Uçar. Murat Uçar, Tiago Pinto bana göre Türkiye'ye gelen son yıllarda en iyi profesyonel yabancı oyunculardan biri nasıl görüyorsun Ankara gücünü? Bir düşüş periyoduna girmişlerdi. balıkesirspor'u sporu yendiler. Hı hı. Ama takım lider olmasına rağmen Mustafa Dalcı Hoca'ya çok büyük tepkiler var. Orada da taraftarlarla Mustafa Dalcı Hoca arasında bir türlü beklenen o senkron, uyum sağlanamıyor. Hı hı. Yani Ankara gücü şu an 10 puan farkla lider bile olsa Mustafa Dalcı istifa diyen hı hı. taraftarlar çıkabilir. Şimdi ben de eleştire getireceğim Mustafa Dalcı Hoca'ya. Bu benim çok fazla söylediğim konu. Hangi lig olursa olsun hep ben bunu söylüyorum ya. Şimdi sen eğer iyi bir takımsan ee, karşındaki rakip kötüyse sen her hangi durumda olursan ol daha lig bitmediyse bir şey belli olmadıysa senin her zaman ideal ilk 11'inde maça başlaman lazım. Mustafa Dalcı da Balıkesir'i küçümseyip e, oyuncuları o anlamda işte yedek da mı? Akan'ın yedek kalması, Eren'in yedek kalması, Atıf'ın yedek kalması. Atıf ama zaten yedek kalıyor hep ya. Aynen. Ya, Atıf yok, bir de bir şey vermedi. Aynen yok. Ki. Sence 11'de oynamaya Yok bir dakika şimdi mu? ben sayıyorum. Şimdi tamam. oyuncuların özene girmiyorum. Ben şimdi yapılan şeyi söylüyorum. Sen orada çok dillendirme gerek yok. İşte şeyin yedek, Sinan Osmanoğlu'nun yedek kalması biri daha yedek kaldı. Kaleci Akın. Kaleci Ali Akın, bir orta sahada bir oyuncu daha yedek kaldı. Abdullah Durağ'ın normal Ali Kaan ondan daha iyi oynuyor. Yok, mi? bir oyuncu daha kaldı işte. Abdullah Durak kaldı işte. Ya bir Merkezde. oyuncu daha kaldı, başka bir oyuncu daha kaldı Sana işte. yedek kalanları söyleyeyim. Kalede Akın oynamadı ama zaten. oynadı. bir. Ya, oynanı söyleme. Akın yedek kaldı. Tamam. Eren yedek kaldı. İki. Sinan yedek Üç. kaldı. Zaten şey atıf falan onlar yedek ama biri daha yedek kaldı takımda. Abdullah Durak da yedekti, sonradan girdi. Çak... Ali Kaan'la İsak Çakmak Hı -hı. oynadı yan yana. Başka yok. Zaten Akın Alkan'ı formsuz diye hoca yedek bıraktı. Bence orada attı. Akın son maçlarda kötü goller yedi. E bu takımın ilk 11 stoperi Erdi Dikmen. Sinan'dan çok daha ama iyi oynuyor. Ama Sinan oyuncu. oynuyor zaten. Olsun. Sinan kötü oynuyor ama. Ay yok Sinan Kaç oynuyor zaten diyorum. Oynuyor, da. Adana maçında kendi kalemde Erdem hiçbir maçta ilk 11 attı. oynamadı. Gelip bu maçta oynatma Erdi. 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 Aynen yanlış söyledim. Şimdi neden bunu söylüyorum? Sen bütün oyuncuları böyle bir anda kesersen rakibi kolay görüp sıkıntı. Ben sana sorayım. Ankara gücü zor gol attı. Abraham kırmızı kart görmese maçın rengi farklı olabilirdi. Balıkesir'in zaten kaybedeceğini biz söylüyoruz. Bu bir konu. o ikinci yarı yüzde yüz oyunu alırdı. Alırdı ben alma bak almasına söylemiyorum. Hı -hı. Çıkan ikon bir anlamında söylüyorum. Eğer kırmızı kart durumu belki olmasaydı maç sıkıntılı duruma gelebilirdi. Çünkü sen kimle oynarsan oyna zayıf rakip oynadığın zamanda da güçlü rakiple oynadığın zaman da senin ideal ikon birine kadroyla Çıkman lazım. Yani küçümsemeyeceksin. Çünkü sezonun kaderini bu tarz maçlar belirliyor. Senin yaptığın bir hata senin kaderini belirliyor. O yüzden bence ben bu konuda taraftarlara katılıyorum. Ha, eleştiri konusuna geleceğim. Taraftarlar çıkan 11'e bir şey demedi. Yok yok, Mustafa Dalcı eleştiri anlamında yok, söylüyorum. Yok onlar Dalcı'yı 11'den dolayı eleştirmiyor. Yok yok, ben Farklı eleştiri, eleştiri anlamında bakıyorum. Ben de burada eleştiri yapıyorum diyorum. Şimdi ona geliyorum. Ben de Ankara gücü lider olmasına rağmen Mustafa Dalcı'nın hocalığını beğenmiyorum Hı -hı. ama geçen maçta çıkan 11'de Sadece Eren'in yedek kalması konusunda hocayı haksız görüyorum. Hı hı. Şundan dolayı sen zaten kesir Sporu kanatlardan açacaksın. Hı hı. Sürekli orta açacaksın ceza alanına. Eren bu takımın tek pivot santraforu. ovusu da tek santrafor oynayacak bir oyuncu değil. Ovusu zaten santrafor değil açık oyuncu ovusu, daha çok. Aynen çift forvet oynarsan ya da belki Eren'in indirdiği toplarda arkaya sarkabilir. Hı hı. Ovusu net bir sol açık ama zaten Akın çok formsuz son maçlarda. Kötü oynuyor. Formsuz ama sence Bahadır Akın'dan formu kapabilecek kalitede mi sence? Ya hoca bence ben şimdi oradan sana bir şans verdi. Zaten bu takımda oynaması gereken stoper Erdi. Erdi, erdi bu ligin bana göre en iyi stoperlerinden biri. Sinan Osmanoğlu sendero... gibi bir stoper değil. Öyle zaten Erdi daha iyi bir oyuncu ama Erdi ki senedir oynatılmıyor. Ve bu sene ilk defa ilk erdi 11'de çıkıyor. Erdi geçen sene sol bek kullandı Ankara gücü. İşte. Zaten orada hata yaptı bazı maçlarda. Erdi çok iyi stoper. Yani ben Mustafa Dalcı'ya eleştiri konusunda taraftara şurada katılıyorum. Şey katılmıyorum sezonun genelinde şu anki performansa katılmıyorum. Biz de zaten Mustafa Dalcı'yı eleştirdik ama Mustafa Dalcı şu anda takımı iyi götürüyor bir yani. Mustafa Dalcı taraftarlarla bir türlü bütünleşemedi. Bence Aynen. ondan da eleştiriliyor. Hani Hı -hı. hiçbir maçta şöyle bir hocayla taraftar arasında bir maç oyunu bile bir uyum yok. Hani Aynen. Taraftarlar hocaları türlü. Sevmediler çağırır. bir türlü. Aynen. Taraftarlarda Mustafa hocaya karşı bir soğukluk var. Hani Takım çok gitse de eleştiri olacak. Hı -hı. Ankara gücü bence şampiyon da olsa bu sene. İlk ikiden de çıksa taraftarlar Mustafa Dalcı'nın seneye bu takımda olmasını istemiyor. Aynen. Ben öyle mu? görüyorum. Aynen öyle zaten. Benim düşüncem o yani. Kesinlikle öyle. Yani Ankara gücünün bu maçta e, baktığımız zaman da yine İdali Kombi ile oynayacağını düşünüyorum. İşte Eren'in ilk döneceğini Eren Nikon düşünüyorum. Döneceğini düşünüyorum. Hatta Sinan'ın da döneceğini düşünüyorum. Normalde zaten Erdi iyi bir oyuncu. Daha da iyi bir oyuncu Sinan'dan ve oynaması gereken oyuncu ama kullanmıyorlar zaten. Ama Erdi'nin de bir yerden başlaması gerekmiyor muydu? Çünkü Erdi Sinan'dan daha iyi. Gerekiyor zaten ama ben yine Mustafa Dalcı'nın Sinan oynayacağını düşünüyorum mesela bu maçta. Zaten İyi kombileri gördüğümüz zaman da hafta sonunda bence anlayacaksınız. Ben de orada seninle ayrı düşünüyorum. Bakalım, Bakalım ne olacak. Belki tam derse Sinan'da bir sıkıntı da olmuş olabilir maçta belki. Yedek de kalmış olabilir. Bunu da bilmiyoruz mesela. O da olabilir. Yani onu da söyleyelim. Ama ben hocanın düşüncesi anlamında baktığım zaman da yine Sinan'ı kullanacağını düşünüyorum. Ama bana kalırsa ben Erdi'yi oynatırım zaten. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer Erdi sağlamsa Erdi ile Yusuf oynar. Hatta Erdi Yusuf ikilisi ligin en iyi ikilisi olur. Aynen öyle. Zaten Erdi çok iyi bir oyuncu. Ki sezon Aykut başın... Denir, Mustafa Yumlu ikilisiyle Aynen. beraber. Sezon başında da Samsun Spor'la zamanda zaman da alınması gerektiğini söylemiştik biliyorsun. Zaten eski Samsun Spor'lu. Aynen Erdi. eski Samsun Spor'lu zaten. Bu arada Fuat Çapa da eski takımına karşı çıkacak. Aynen, eski Ankara, Ankara. gücülü Fuat hı hı. Çapa, Fuat Hoca. E, tam tersi de var. Ama büyük ihtimalle kalıda olmayacaktır. Nadir de eski takımına karşı. Samsun. Nadir'i Samsun'a bile götürmez Ankara gücü Aynen, zaten. öyle. Cephesi. Cephesi. Peki sen hangi hocanın daha fazla bu maçı etki edebileceğini düşünüyorsun. Bir de iki takımda da çok tecrübeli oyuncular var. İşte bir tarafta Tomane, Yasin Öztekin, Hasan Kılıç. Belki Yasin Hasan performans olarak çok alt seviyelerde ama Ankara gücünde de özellikle Yusuf Abdioğlu ile Erdem sezon başından beri kaptan Erdem Özgenç müthiş ön plana çıkıyorlar. Zahit son maçta gol attı ama ben Zahit'i hala beğenmiyorum. Zahit'ten daha fazlasını bekliyorum bir 10 numara olarak. Hı hı. Bir de Ankara gücünde Atıf tamamen takımdan kopuk durumda bence. Ne düşünüyorsun? Atıf'ın kafası zaten futbolda değil şu anda ve çok fazla bir şey de veremedi. Bir de Hatta büyük şey geldi. Aynen. Ya şimdi şeye baktığım zaman da e, Samsun Spor'a ve Ankara gücüne baktığım zaman da hani hangi hoca böyle takıma etki eder, maça etki eder dediğin zaman da ben sadece şöyle söyleyebilirim son haftalardaki performans ve grafik anlamında Fuat, hoca, Fuat iyi. hoca iyi gittiği için Fuat Hoca diyebilirim ama Genelde vurduğum zaman da aslında iki hocayı da birbirinden ayıramıyorum Ama son haftalardaki işte o dokunuşlardan dolayı Fuat Çapa hocanın daha moralli olduğunu Daha böyle e, hırslı olduğunu Daha böyle ısıran bir futbol isteyeceğini düşündüğüm için Biraz daha Fuat Çapa'yı ön plana atıyorum ben Sen kim atıyorsun? Valla şöyle Fuat Hoca son dönemde çok formda ya yani bizi yanılttı bence olumlu anlamda. Tabii şu an yanıltıyor götürüyor. zaten. Ya yani şimdi Mustafa Dalcı'nın belli bir sistemi var. Hep aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Burada oyuncu tercihleri çok önemli. Bence kesinlikle Ali Kağan 11'de oynamalı. Hı hı. Çakmakla beraber orta sahanın göbeğinde. Eğer e, Mustafa Hoca, Mustafa Dalcı Hoca Atıf'ı falan 11'de oynatırsa Zahit'le beraber falan Ankara gücünün orta sahası yol geçen anladı. Bir şey eksik oynar atıp oynarsa. İshak Çakmak bu takımda kesinlikle yedek kalamaz. İshak Hı -hı. bu takımın emniyet sübabı. Her Hı -hı. yere yetişiyor. Ali Kağan da iyi oynuyor. Bence Abdullah da yedek kalmalı. Sen Abdullah ile İshak'ın kesinlikle bozulmaması gerektiğini söylüyorsun. Ama Ali Kağan çok iyi oynuyor. Bozulacak söyle bozulmalı hı hı. Ali Kağan ucuma da çok destek veriyor Gol atıyor uzaktan şutları falan çok Aynı iyi Ali Kağan güneren şu an iyi Çok iyi oynuyor Bence Ankara gücü Ali Kağan'dan da iyi bir para kazanacak Bir de Atakan'dan da kazanacak Atakan'ı zaten Göztepe almak istiyor Aynen Atakan o, zaten o, çok iyi oyuncu Opsiyonu Göztepe'de zaten 1 Aynen. milyon 350 bin euroymuş hatta Bence iki oyuncudan Ankara gücü iyi paralar kazanacak Bir de başkan Faruk Koca'nın kafası atmış Balıkkesir maçından sonra onu gördüm ben Menajerlere talimat vermiş bana iyi bir forvet getirin diye. Hı, hı. Ankara Gücü'ne santrafor lazım zaten. Zaten çok oyuncu yok. Zaten çok söylüyorduk bunu ki Eren de son dönemde çok düşüşte. Tabii. Yani Ankara Gücü'ne kesinlikle forvet hatta bence bir tane değil iki tane lazım. Neden iki tane diyorum? Eren dışında forvet var mı şu anda? Yok, yok, Nadir'i saymıyoruz. Yok, zaten Nadir forvet de zaten saymıyorum Nadir. Başka da forvet yok. Rusu santrafor değil açık O yüzden oynası. her takım ve şampiyon olacak her takımda 3'er tane forvet olması gerektiğini söylediğimiz için sezon da uzun olduğu için 2 tane lazım bence. Çünkü Samsun'da da 2 tane olması gerektiğini söylüyoruz devre arasında. Ee, o yüzden Faruk Hoca'nın bence bir tane de 2 tane transfer yapacağını Başkanı. düşünüyorum. Şimdi son dönemdeki grafiklere baktığım zaman da oyuncu özelinde. Samsun Spor'da Tomane ile Saviceci'nin performansı artmış durumda. Aynen. Ee, ayrıca da katkı veriyor. İyi oynuyor. İyi oynuyor. Ayrıca Yunus Emre çok iyi oynuyor. Recep Burak geçen hafta takıma döndü. Sen bu maçta nasıl bir e, kalte planlaması bekliyorsun Yine... Samsun'da? Biraz defans da 6 numara pozisyona karışmış durumda. Ben yine Osmanlı Yunus Emre'yi bekliyorum. Recep, Recep Burak, Burak hani... bence böyle bir maçta atmaz hocaya direkt sahaya 11'de. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Ne kadar hazırdır? Recep Burak oynarsa Osman 6 numaraya falan geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü tam tersi baktığın zaman da hani Cihan'ı da böyle bir maçta atar mı diye düşünüyorsun. Ama şans Cihan mi? iyi diyor. oynuyor Eyüp maçında. Yok, evet iyi oynuyor zaten. Hani bir de fizik olarak daha hazır ya. Tecrübe anlamında baktığın zaman da, rakip anlamında baktığın zaman da hani belki bazı hocalar biliyorsun bu tarz maçlarda biraz da Tecrübeli oyuncuları o tarafta kullanır tamam. ya, belki onu yapabilir diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun bu konuda? Valla ben yine Yunus Emre ile Osman'ı stoperde bekliyorum. Hı hı. Bir de bu iki takımı şu açıdan birbirlerine çok benzetiyorum. İki takım da yabancı oyuncularından pek verim alamıyor. Aynen öyle. Ankara gücünde verim veren sezon başından beri istikrarlı bir yabancı, bir pinto var bence. Yıllardır veriyor zaten o da. Doğru. Osmanlıspordan spordan veri veriyor. Türkiye'ye geldiğinden beri. Aa, şimdi Arıbi pek vermedi su pek veremedi. Geldi sakatlandı. Gol attı sakatlandı. Sonra bir döndü. Müthiş bir gol attı Ümraniye'ye. Instagramında bir şey paylaştı diye ceza aldı falan. Aynen. E, Lukaşik hiç oynamıyor. Lukaşik nerede oldu belli yani. Aynen. E, bakıyorsun Atıf hiç verim, verim vermedi. Geraldo zaten Allah'a emanet. Geraldo tam aynen. Ankara gücü taraftarı yakalasa sopalayacak yani o durumda. <laughs> ya hani şeyde falan böyle Eryaman'ın etrafında. Çankaya'da Mankaya'da. E, Samsun Spor'da da Tomane ile Saviçeviç'ten başka bir yerim veren. Şöyle Fofana çok kaliteli bir oyuncu da Fofana'nın fizik gücü artık hani belli bir seviyenin çok altında. Onun da midede bir sıkıntı olduğu için. ölü haliyle bile geçen Altınordu maçında Fofana bakkala yollayıp gol attı. Aynen. Oyuncu öyle mükemmel bir gol attı. Hani iki takım da mesela sallıyorum Erzurum gibi, Ümraniye gibi, Bandırma gibi. Beş yabancısından aynı anda hiç verim alamıyor. Öyle bir sıkıntıları aynen. var. Aynen. Zaten şu anda bu ligde Ankara Gücü Eğitim ve Samsun Spor yabancılarından destek alamıyor. Tuzla Ko Spor'da. Kocaeli Spor'da dahil. Tuzla'da. Yok ben şampiyonluk alımlı takımları ha, sayarak aynen. bunu söylüyorum. Ee, o yüzden zaten iki takım da devre arasında biraz yabancı oyuncularını gönderecek. Mesela şeyleri çok rahat söylüyoruz Ankara Gücü'nde. Lukasik gidiyor Lukaşik, zaten. E, Faruk Koca Jeraldo. söylemiş. Gidecek Yitmeyle. oyuncular. E, Samsun Spor'da Melinovic, cinare diyorsun mesela. Boli diyorsun. Tabii. O yüzden iki takım da ortak. E, şimdi baktığım zaman da kadrolara özellikle ben bu maç üzerinde bakıyorum. Samsun Spor'un ben e, son oynanan Altınordu maçındaki ilk 11'inde e, aynısını bekliyorum. Ben de birebir aynı Neden aynısını bekiyorum? bekliyorum? Şimdi zaten Samsun Spor'un sağ açında çok ciddi sıkıntı var. Ama oyuncu olmadığı için kesemiyor kimseyi. Melih'i oynar yine. Melih'i kese... Zaten Cinare kötü. Cinare kesse Melih kötü. Yine Melih oynayacak. Melih bence gene Cinare'den bir tık iyi. Cinari çok çok kötü çünkü. İkisi de kötü. İkisi de kötü bence. Samsun üzerinde katkalıyor mu diye bakıyorum ben. İkisi de kötü. Samsun. Şimdi orada da Pinto. Pinto da son maç iki asist yaptı. Aynen. Pinto sence ileriye çıkar mı çok? Zaten karşımda iş ya var Ben de sana bir, bir şey sorayım. Balıkesir derse... maçında seni buradan Balıkesir maçı şey Ankara gönderelim. <laughs> Balıkesir'e karşı sen oyna sen de 4 tane de asist yapar gelirsin. Valla ben nasıl koşacağım? Orada koşarsın sen. Ben de sen bilmiyor. koşarsın. koşmana gerek yok. Uzun pas atarsın gol olur bir pozisyon. İleriye dikerim belki. Ya Balıkesir o kadar kötü spor durumda spor yani anladın mı? Orası o yüzden. Öyle. Ama tabii ki Pinto, Pinto üzerinde cesare, bakarsan çok iyi oyuncu. Mu? Şimdi şöyle Pinto şunu der mi? Hani şimdi zaten hani maç öncesi toplantılarda hocalar bunu konuşuyor. Samsun Spor'da sağ tarafından hiç verim alamıyor. Ali de çok çıkmıyor son dönemde. Hani Mustafa Dalcı hoca şunu der mi? Zaten rakip oradan pek gelmiyor. Pinto sen çık der mi? Mesela Erdem'e bunu, Erdem'e de çıkma dese bile Erdem çıkar. Erdem, Erdem e gidiyor zaten? Çıkıyor. Giden oyuncu. Erdem 36 37 yaşında ama Erdem maşallah var. Erdem 36, gidiyor, Durant topu da kullanıyor, gol atıyor. Gibi. Aynen Erdem çıkıyor sol ayağıyla şut çekiyor, ters ayağıyla ama. Hı hı. Hani Erdem'e çıkma desem bile çıkar da Pinto özellikle çıkar mı ileriye? Ya Pinto'ya tabii bunu söyleyebilirim. mi? Oca, mi? E, bazı noktalarda bindirmesi gerektiğini söyler ama tabii ki Sonuçta rakipte Spor. Hani bir her kadar maç. He, her ne kadar sağ açıktan katkı alamasa da belki bu oyuncu bir maçta çıkacak, katkı verecek. Hiç bilemezsin. Melih Kotan maçın yıldızı olabilir. Tam tersi Cinareli de olabilir. Tabii. Yani şöyle bir durum var. Mesela biz bunları çok söylüyoruz. Mesela biz bir oyuncuyu kötü diyoruz ya. Adam zaten kötü futbolcu, kötü de oynuyor. Adam bir maçta iyi oynuyor mesela. İş Adama diyorlar ki adamı siz kötülediniz. Adam ya her kötü oyuncu mesela bir maçta iyi oynayabilir. İyi gününde olabilir. He. O yüzden böyle bir şey de olabilir anladın mı? Bu anlamda zaten hoca uyaracak. Ya rakip sonuçta Samsun Spor bir gazla geliyor. E, kazanırsa puan farkını düşürecek biz evet. de. E, biz yer alacağız diyecek. Bunu söyleyerek oyuncuları uyaracak. Ki iki takımda da zaten dikkat edelim. Bekler çok rahat çıkamayacaklar. Yani isteseler de zaten anladın mı? Niye? Karşılığında iyi oyuncular var. Neden iyi oyuncular var? Şimdi Ankara Ucu, nereden Erdem var. Soner çıkmaya çalıştığı zaman da sıkıntı. E sağ açık tarafında Murat Uçar var. Yere geliyor sola da geçiyor Murat Uçar ki Son Balıkesir maçında sol taraftaydı zaten. Daire başladı. E şimdi Samsun Spor'a bakalım solda Yasin her ne kadar kötü de olsa tecrübeli bir oyuncu ki ben zaten Yasin'e bir şey de söyleyeceğim programın sonunda o yüzden dikkatli olacak takım. takımda. Ben, ben yine de Erdem'in çok çıkacağını düşünüyorum. O çıkacak. Şundan dolayı orada zaten. İshak Çakmak onun çıktığı anlarda orayı doldurmaya çalışacağı için ve İshak çok iyi kapatıyor. E Murat yani. da gelip kapatacak orayı arayacak. Evet, da özelliği da var zaten bir biliyorsun. Bir evet bek oynama özelliği var. Bir de Murat çok hızlı bir oyuncu. Peki 11'leri nasıl bekliyorsun? Ben Samsun Spor'un ilk 11'ine Kalede Nurullah, Sağda Ali Rügen, Yunus Emre Çift, Osman, Osman Recep Burak arasında kalıyorum. Ama ben Osman diyorum. Ben de. Hani bir nevi Recep'i oynatıp Osman 6 numarada kullanabilir diye düşünüyorum. Kazanan 11'i bozmak istemeyecektir. Evet. Diye zaten büyük ihtimalle ondan zaten öyle düşünüyorum. Soner olur. Solda Soner diyorum. Toplam etti. 5 oyuncu. Evet. Ee, Savicevic. Hasan. Hasan 7 Cihan. etti. Cihan. 8 etti. Evet. Solda Yasin. Sağda Melih olur. Melih olur. İleride Tomuhan olur. Ankara gücü nasıl olur? Akın Kale'ye döner mi? Akın Kale'ye döner. Bence sağda Erdem Özgenç. Ya. Savunmada Sinan'la şey bekliyorum, hmm. Yusuf Abdoğlu'nu bekliyorum. Erdi bekliyorum. Ben Yusuf'la Erdi'yi bekliyorum. Ben Erdi'nin olması gerektiğini düşünüyorum ama hocanın Sinan oynayacağını düşünüyorum. Pinto Banko. Solda Pinto, 5 etti. Beş. Ee, ardından Ali İshak, Kağan, İshak, 7 etti. Zahit, 8 etti. Eren Derdi yok, 9 etti. Sence kanatlarda kim olacak? Murat Uşar, 10 etti. Diğer oyuncu kim oluyor? Arayip'i bence. Ovusu. Bence Oğuz'u kenarda olur. Bence Oğuz'uyla Murat olmalı, Arıyı bir yedekte olmalı. Arıyı bir hiçbir yararı yok. Yok da herhalde. ben hocam onu kullanacağını düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Aynen. Oradan şapkadan bir e, tavşan çıkar mı Murat Uçar Eskaza yedek kalırsa? Yok. Büyük hata büyük olur. Büyük hata olur. Aa, vallahi büyük hata olur. Peki Eskaza İshak falan yedek kalırsa çok büyük, büyük hata, hata, olur. olur. İshak şu an Ankara gücünün yani en önemli 3-4 oyuncusundan Bak şu değil. anda Samsun Spor'da <laughs> son haftalarda baktığımız zaman da 3 tane oyuncu yedek kalırsa hata olur. Tomane 1, Savicevic 2, Yunus Emre 3. Zaten Tomane'nin falan alternatifi yok. Ha, yok hani örnek veriyorum sallıyorum zaten Tabii. kalmaz da. Aynen. Tomane 1, Savicevic 2, Yunus Emre 3. 3 tane oyuncu yedek kalmamalı. Tabii. Ankara gücünde de Akın 1, Erdem, Erdem 2, Yusuf Abdoğlu 3, Ali Kağan 4, Pinto, Murat Oçar 5, İshak. Pinto 6. Ankara Gücü'nde daha çok oyuncu var İşte daha çok saydım işte 6 tane saydım. Samsun 3 tane saydı. O da biraz hani şunu gösteriyor. Spor'un kadrosunun sıkıntılı olduğunu maalesef. E tabii ki. Niye işte Samsun'a ben devre arasında 7 8 9 tane diyorum. Daha fazla ihtiyacı var. Ankara, Ankara Gücü'ne 4 5 6 diyorum. Tabii Ankara Gücü'nün en büyük avantajı şu. Yerli rotasyonu çok kaliteli. Hı -hı. Yabancı iyi yabancılara ihtiyacı var. Bakalım. Aynen. Zaten devre arasında çok az kaldı Kesinlikle. transfer haberleri de. Sen Sen ilgili ne düşünüyorsun. Ben Ankara Gücü'nün yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben de Spor'un en kötü bir puanla sağdan ayrılacağını düşünüyorum. E, hatta ben Samsun Spor'un kazanacağını Bakalım, düşünüyorum. Ne olacak? Hatta ben Yasin Öztekin'den bu maçta gol bekliyorum. Biraz önce dedim ya programın sonunda bir şey söyleyeceğim diye. Yasin Öztekin'den gol bekliyorum. Taraftarlara bir barış mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Samsun Spor bu maçı kazansın, Yasin de gol atsın, taraftarlar pamuklara sarar Galibiyet Yasin'e. Yasin golünü atarsa hele kritik Yok fark etmiyor. Maçta Yasin bu maçta gol atsın. Yani Samsun maçı kazansın, Yasin'e bir anda tepkiler tam tersi ben olur. Ben de Ovu 11'de oynarsa maçın adamı Ovusu ve Erdem Özgenç olacak diyorum. Bakalım. Bakalım ne olacak? Ben de Samsun tarafındayım. En kötü bir puan, galibiyet Yasin'den de gol bekliyorum. Sen birinden gol bekliyor musun Ankara gücünden? Yok. Sadece şöyle Yusuf Abdioğlu gol atabilir ama duran toplarda. Bakalım. Benim beklentim o. Ee, i̇ki takıma falan. da başarı dileklerimizi iletelim. Aynen öyle. Kazasız belasız inşallah güzel bir maç olur. Şunu da söyleyelim. Haftaya hafta arası maç olduğu için pazartesi günü Bolu maçını. Samsun Spor'un maçını konuşurken Boluyum. Ankara gücünün maçını konuşurken beraber. onların programında beraber konuşacağız. Mecburen. Bu maçın sonucunu mecburen. Maalesef sıkıştı Bülten. Biz Çok de, de böyle istemiyoruz ama maalesef federasyonun aldığı karardan nefret ediyoruz. Aynen zaten öyle, kötü gibi. oluyor. Maalesef. İki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten bol bol beğeni, maçla ilgili görüşlerini, yorumlarını bekliyoruz. Rica Herkese ediyoruz. iyi seyirler diliyorum. Aynen. Haftaya yeni hafta programında tekrardan görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür Rica ediyorum. ederim. Pazar akşamı iki takıma da başarılar diliyoruz. Ee, hem Ankara Gücü hem de Samsun Spor Camiası'na da selamlarımız yolluyoruz. Aynen öyle. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.